Şimdi aileler küçüldü. Birçok insan yalnız başına yaşıyor, yaşlı insan. Yani varsa eşiyle yaşıyor ama yalnız yaşıyor çoğunlukla. Bu kişi hastalandığı zaman çocuklarını büyük bir panik kaplıyor. Çocukları da genellikle 50 ile 60 yaş arasında ya da 60'ın üstünde insanlar. Onlar da kendi yaşlılıklarının korkularıyla, hayatın yüküyle haşır neşir olmuş insanlar. Ya da belki sandviç olarak kendi çocuklarının dertleri, artı yaşlıların dertleri arasında sıkışmış bir nesil. Ve büyük bir panik, işte kim bakacak, nasıl bakılacak, nasıl doktora gidecek, işte nasıl bakıcı mı olacak, işte yaşlılar da genellikle yardım kabul etmiyor, işte bakıcı istemiyorlar, gelip onlarla da oturmayı reddediyorlar. Büyük bir çatışma çıkıyor. Şimdi orada o kişinin tatlı tatlı bir şeyleri unutuyor olması sorun değil, yalnız olması sorun. Yaşlı yalnızlaşması bence yani sosyal olarak da toplumsal olarak, yani sosyal ve toplumsal aynı şey tabii, finansal olarak da yaşlı sorunlarının en başındaki şey. Zaten araştırmalar işte demans içinde mesela yalnızlığın büyük bir risk faktörü olduğunu söylüyor. Çünkü ciddi bir duysal yoksunluk oluyor, beyin tembelleşiyor, motivasyon kalmıyor, adeta hayata küsüyorlar. Şimdi bu evlatlara ben bunu bir kere hayatınızı ortasına düşmüş bir bomba olarak görmeyini tavsiye ediyorum. Şimdi bu halbuki yaşlısıyla yaşanmış evlerde çocuklar, benim öyle bir ailem var. Biz böyle kuşakların bir arada olduğu bir aileyiz çok şükür ki. Yani babaannemle büyüdük işte. 100 yaşında gördü babaannem bu arada benim. Biz direkt size sormalıymışız o zaman ne oluyor diye. Bilmiyorum. Ama hiçbir çocuğu görmedi 100 yaşında enteresan bir şekilde. Şimdi onu gören çocuklar bunu normal sayıyorlar ve yaşlıları dışlamıyorlar.